Evet arkadaşlar, selamun aleyküm herkese. Hayırlı sabahlar, kolay gelsin, hayırlı işler arkadaşlar. Aracımız Volkswagen Jetta 1.4 TSI aracımız arkadaşlar. geçenlerde bakımını yapmıştık. Otomatik şanzıman yağı, yani yarı otomatik. Mekatronik yağ değişecek söylemiştik arkadaşlar burada. Şanzımanımızı görüyorsunuz. Bunun şimdi mekatroniğin kendi manuel olarak yağını değiştireceğiz. Yani DSG'nin değil. Mekatronik, yani yarı otomatiğin yağını değiştireceğiz. Motül şanzıman yağı arkadaşlar, ısıya en dayanıklı yağlardan birisi ve kaliteli arkadaşlar. Periyodik olarak yaklaşık 60 binden 60 bine değişiyor demiştik. Manuel ve yarı otomatiklerden. Zaten bunların üstünde beyin vasıtasıyla şanzıman, normalde düz şanzıman yani mekanik. Üstünde bir beyinle arkadaşlar yarı otomatik şanzıman oluyor. Bu Toyota'da aynı şekilde, ondan sonra Renault'un EDC şanzımanlarında aynı şekilde aynı sistemi kullanıyor. Ford Power Shift aynı şekilde. Bunların hepsinin yağları Motul, Multi, DCTF arkadaşlar. Bunun şimdi 2 litre kapasitesi var. Bu yağı şimdi değiştireceğiz. Değiştirirken eski yağımızı şeffaf bir bardağa alacağız ve 60 bin kilometre yağ diye değiştireceğiz. Ama fakat aracın kilometresini söyleyeyim arkadaşlar. 69 bin, 9 bin geçmiş, önemli değil. Ya ne kadar kararmış, nasıl durumda, hepsini tek tek göstereceğim arkadaşlar. Kaputu indirelim. Sizlerle beraber arabayı kaldırıp beraber görelim. Arkadaşlar şimdi ilk önce alttan yağını açalım, beraber görelim. Sonra buradaki akü tablasını vesaire söküp yağını buradan koyacağız. Evet, aracı kaldırıyoruz. Kaldıralım aracı. Bu konu önemli arkadaşlar. Ömürlük diye bir kavram yok, bilginiz olsun. Aracın fren hidroliğinden tutun, şanzıman yağından tutun, hepsinin belli bir periyodu, belli bir kilometresi var, değişmesi lazım. Fren yağları, yani bu frenlerdeki olan merkezlerdeki fren sıvısı 2 yılda bir, yani 40 binden 40 bine değişmesi lazım. Otomatik şanzıman yağları da tam otomatikler, yani tam otomatik, yarı otomatik olmayan şanzımanlar, tam yağlı şanzıman dediğimiz onlar yaklaşık 90 bin 100 binde değişiyor arkadaşlar. Fakat bu yarı otomatik yağlarımız 60 binde değişiyor. Şimdi buradan sökeceğiz arkadaşlar. Hep beraber görelim. Şimdi ben takımımı hazırlayacağım. Onu buradan sökeceğiz ve yağımızı bir kaba alacağız. Bakalım yağımız ne durumda. Yarı otomatik yağ. DSG'yi de buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Beyni mekatronik. Hemen akabinde söküyorum. Yağımızı görelim. Evet arkadaşlar, her ihtimale karşı yağ akar diye yağ tankımızı getirdik. Tapayı ben gevşettim. Hiçbir şekilde yağ açmadım şu an. Beraber görelim. Ben bir kaba alacağım. Şimdi şöyle vereyim sana. Sen göster kardeşim. Bu şekilde söküyoruz arkadaşlar. İlk önce ben bir numunelik buraya alacağım. Bir bardak kadar. Bir bakalım. Öyle akacaktır. Evet, ben balda dolduracağım arkadaşlar. Biraz havalı akıyor, o yüzden geri hemen kapatacağım. bin kilometrelik yağ arkadaşlar. Ben bunu sıkayım, bu burada kalsın. Bir yandan. Evet. Tamam. Uzaktan sağdım. Şimdi arkadaşlar elimi bir sileyim şöyle yağımızı. Eski çıkan yağ ile yeni çıkan yağımızın arasındaki farkı sizlere göstereceğim. Şöyle size yanımızı da alalım hatta. Şimdi arkadaşlar yeni yağımızı açıyoruz. Şöyle kilidinden çıkarttık. Söktük. Hemen yeni yağımızı da şöyle dolduralım. Evet arkadaşlar, bu şu an 60 bin kilometrelik yağ. Gördüğünüz gibi ikisinin arasındaki fark 60 bin km, hatta 69 bin km'de söktük. Şu gördüğünüz arkadaşlar sağ taraftaki yeni yağımız
Bu sol taraftaki eski yağımız. Şimdi bunu ömürlük kavramı var arkadaşlar. Şimdi bu araba 60.000 kilometreye geçmiş. 9.000 kilometre olmuş geçeli. Yağımız bu şekilde. İçeride çalışan bir mekanik aksam var arkadaşlar. Fakat ömürlük kavramı dediğimizde bunu düşünün 150.000'de olduğunu. Ondan sonra şanzıman niye bozuluyor veya DSG'de niye kronik problem oluyor? Veya geri viteste niye çatal kırıyor? İşte sebeplerinden birisi bu şekilde. Eski yağımız. Bu da yeni şanzıman yağımız. Her araçta aynı arkadaşlar. Bu Toyota'da, ondan sonra Volkswagen'de, işte atıyorum Renault'un EDC şanzımanında aynı sistem var. Gördüğünüz gibi eski yağımız ve yeni yağımız, yarı otomatik yağ arasındaki farkı görün. Şimdi değiştireceğiz. Yağımızı da açıyoruz bir yandan. Söz olsun, gördüğünüz gibi olay bu arkadaşlar. Kapattık. Güzelce sıktık. Şimdi aracımızı indirip üstten yağını dolduracağız 2 litre. İndirelim kardeşim. Sana zahmet. Hemen sizlere sökülen yerini ve şanzıman yağının nereden doğru dolduğunu göstereceğim arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde hemen dolduracağız inşallah. Tamam, yeterli. Hemen kaput çubuğumuzu koyalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce buradan hava filtremizi ve akümüzü alacağız. Burada hemen şanzımanın yağ doldurma yeri var. Oradan dolduracağız. Montaja başlıyoruz. Burayı sökeceğiz hemen. Söktüğümüzde buradan doldurma işlemini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Volkswagen Jet aracımız 1.4 TSI. Söktük buradaki hava filtre kazanını arkadaşlar, alt bakaleti ve akümüzü. Hemen buradan yağını dolduracağız. Gördüğünüz gibi üstte halatın olduğu yerden burada kapağımız var. Açacağız 30 torsluk vitanoluk cıvatamız var. Bunu söküp buradan yağımızı ilave edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracımızın buradaki kapağını söktük. Gördüğünüz gibi işlem buradan devam ediyor. Multi DST, DCTF şanzıman yağımızı koyacağız, tutalım. Mekatronik arkadaşlar, manuel şanzıman yağımız, motül, ısıya dayanıklı arkadaşlar. Allah'ın izniyle şu seyyarı alalım, sana zahmet. Tamam. Şimdi buradan yavaşça dolduruyoruz arkadaşlar, dökmeden. Bu şekilde şanzıman yağımızı ilave edeceğiz. Tam 2 litre koyacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere aracımız Jetta, yarı otomatik DSG, manuel şanzıman yağ değişimi arkadaşlar. Bir tane de burada arkadaşlar, litreliğimiz zaten burada yazıyor, 1 litre. Direkt eski çıkan yağımızı görüyorsunuz arkadaşlar, net bir şekilde. Direkt dolduracağız Allah izniyle. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir tane 1 litremizi koyduk, bir bidon. Şu an ikinci bidonumuzu da dolduruyoruz. Şöyle yavaş bir şekilde arkadaşlar, motül, DCTF, yarı otomatik şanzıman yağı tek tek söylüyoruz arkadaşlar her çekimimizde. Atlayan olmasın, herkes bilgilensin. 60.000'den 60.000'e değiştiriyoruz. Yarı otomatik şanzıman yağlarımız, EDC vesaire, hepsi Toyota, Fluence, Renault, Ford, Powershift, hep bütün şanzımanlar 60.000'den 60.000'e yarı otomatik şanzıman yağları değişiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Volkswagen Jetta aracımız, gördüğünüz gibi 69.000 kilometrede. Şimdi viteslerimizi tek tek kontrol ediyoruz. Park konumu burada da aynı şekilde gösteriyor mu diye, çünkü halat bir yönü var. Çünkü taklamadı vites halatına. Şimdi birazdan bilgisayara bağlayacağız arkadaşlar. Şurada kapatalım. Son kontrolünü yapıyoruz. Buradan da saatimizi hemen gösterelim, siz de bilginiz olsun. Saati nasıl değiştiriyoruz arkadaşlar? Buradan diğer tuştan saatimizi değiştiriyoruz. Saatimize bakalım bir yandan. Saat kaç şu an?
Saatimiz şu anda 10.38 geçiyor arkadaşlar. Hemen onu ayarlayacağız. İbrahim abi telefonda saat kaç gösteriyor şu an? Kolumdaki saat belki yanlış olabilir. 10.31. Tamam. Bir dakika oynuyormuş. Şimdi buradan 10 yapıyoruz. Şimdi buradan da arkadaşlar diğer tuştan diğer yan tarafa geçiyoruz. 10.39. Tamam, şu an aracımız çalışıyor. Hemen inelim. Aracımızı bilgisayara bağlayacağız. Ve resetleme yapacağız arkadaşlar. Şöyle ki akü söküldüğü için arkadaşlar genel bir resetleme olacak. Şu an burayı topladık komple, gördüğünüz gibi yağmur koyduk. Aracımız çalışıyor. Bir OBD ile arıza tespit yapacağız ve resetleyeceğiz arızalarımızı, sökülen takılan parçalar için. Aracımızı ondan sonra uğurluyoruz arkadaşlar.